15. yüzyıl sonları. 1475-1480. Akdeniz dünyanın merkezi konumunda. Ama dışarıdaki dünya henüz bize yabancı. Büyük kısmını tanımıyoruz. Sadece Avrupa, Afrika'nın bir bölümü, kuzeyde ada ülkesi İngiltere ve doğuda Japonya ve Çin var. Gerisi su. Sınırsız büyüklükte bir okyanus. Pek çok insan dünyanın düz olduğuna inanıyor. Ama dünyanın küre biçiminde olduğuna ve etrafında dolaşılabileceğine inanan teorisyenler de var. 1485 yılında bunlardan biri İspanya'daki Rabida Manastırı'na giden uzun ve dik yamacı tırmanıyor. Diego, gel bak! Bir şey mi oldu? Çok yoruldum. Birazdan dinleneceksin oğlum. Şuradaki tepedeki yapıyı görüyor musun? İşte orası Rapida, rahiplerin yaşadığı yer. Bize yiyecek ve yatacak verecekler. Oraya kadar yürüyebilecek misin? Çalışırım. Aferin sana. Orada da uslu bir çocuk olursan belki kraliçeyi görmeme yardım ederler. Bunu nasıl yapacaklar ki? Bu çok uzun bir hikaye. Anlat hadi. Lütfen baba. Başka hiç kimseye anlatmayacağına söz ver. Söz veriyorum, yemin ederim. Manastıra vardığımızda Peder Perez'le görüşeceğim. Kraliçe hep ona günah çıkartırdı. Kraliçeyi götürmem için bir mektup yazabilir. Gerçekten kraliçeyi görecek misin? Umarım oğlum. Ama Peder niyetimizin bu olduğunu bilmemeli. Şüphelenirse yardım etmeyebilir. Yani biz sadece bitkin iki gezginiz, tamam? Hoş geldiniz kardeşim, ne istemiştiniz? Çocuk için biraz ekmek ve su verirseniz minnettar kalırım. İçeri buyurun. Teşekkür ederim. Pax Domini sit tecum. Et tecum pax. Görüyorum ki yalnız gezgin değil, aynı zamanda bilginsiniz. Daha çok gezgin sayılırız peder. Gemiyle kuzeyde İzlanda'ya, güneyde de Gine'ye, doğuda da Altın Boynuz'a kadar gittim. Dünyanın sınırlarına kadar gitmişsiniz yani. Bilinen dünyanın sınırlarına gittim ama gerçek dünyanın sınırlarına binlerce fersah. Hiç görmediğiniz halde bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Siz cenneti ya da cehennemi gördünüz mü? Varlıklarına inanmamız için sağlam sebepler var. Benim de sağlam sebeplerim var. Nedir onlar? Sizinkilerin aynı. İnanç ve ilham. Bunlara ek olarak da matematik ve kozmografi. Çocuk için ekmek ve su getirdim. Bunları istemişlerdi de benden. Evet. İkram edecek daha iyi bir şeyimiz yok mu? Çocuk için bir de elma getirmiştim. Elma mı? İçeri götür onları. Rahip Hoca sizi konuk dairesine götürecek. Umarım bize geceyi orada geçirme şerefini bahşedersiniz. Çok naziksiniz peder. Hayır değilim. Çünkü karşılığında bize şu yeni dünyanızdan söz etmenizi istiyorum. Bizim hemen kalkmamız gerekmiyor. Oturun bir kadeh daha içki için. Hindistan'a doğru yola çıkmak için neden sabırsızlanıyorsunuz? Bunun iki sebebi var peder. Birincisi, oralarda kendilerine yol gösterilmesini bekleyen binlerce putperest var. İkincisi de altın ve baharat açısından çok zengin. Birinci sebep ikincisinden daha iyi. Altın çok amaçlı kullanılabilir. Doğru ama bu amaçların çoğu kötüdür. Peki neden batıdan gideceksiniz? Çünkü Hindistan'a giden en kısa yol o. Ama nasıl olur? Hindistan doğuda. Dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyor musunuz? Bunun gibi.
Filozoflar arasında kabul gören bir inanç bu. Pekala. Şurası İspanya. Bunlar da Hindistan, Çin ve Japonya. Şimdi karadan doğuya doğru gitmek yerine denizden batıya gidersek 3000 mil kadar yol kat ettikten sonra Japonya'ya varırız. Peki şimdi nereye gidiyorsunuz? Fransa'ya. Eğer orada şansım yardım etmezse İngiltere'ye. Neden Fransa'ya? Böyle bir yolculuk için gemilere ve paraya ihtiyacım var. Belki Fransızlar bana bunları verir. Portekizler vermiyor çünkü. Tam 2 yıl Lizbon'da burnunun ucunu görmekten bile aciz insanlara düşüncelerimi anlatmaya çalıştım. Tam 2 yıl. Neden Fransa'ya gidiyorsunuz? Neden İspanya sarayında kimseyi tanımıyorum. Ben bir yabancıyım. Hiç nüfusum yok. Hiç dostum yok. Ne şansım olabilir ki? Evladım, acaba ilahi güçlerin varlığına inanıyor musunuz? Elbette peder. Bugün buraya gelmeni sağlayan da böyle bir güç olabilir. Bir şey anlayamadım. Anlatayım. Yıllarca kraliçenin günah çıkarıcılığını yaptım. Eminim ki şu anlattıklarını duysa sana yardımcı olmak ister. Yani ona bir mektup yazabileceğinizi mi söylüyorsunuz? Hayır. Ben de sanmıştım ki siz bu tür durumlarda yavaş hareket etmeyi öğrenmek zorundasın. Kralın mahiyetindeki bir dostuma mektup yazacağım. O seni nüfuzlu dostlarıyla tanıştırır. Belki bir gün Tanrı'nın yardımıyla kraliçeye de ulaşabilirsin. Sabah yola çıkmadan gelip beni gör. Teşekkür ederim peder. Çocuğun annesine ne oldu? Onu 2 yıl önce kaybettik peder. Onu burada bırakma kararına çok memnun oldum. Burada emniyette olur. Ayrıca bu bizi tekrar ziyaret etmen için de bir sebep olur. Güle güle evladım. Hoşça kalın peder. Beni size getiren ilahi güçlere şükran borçluyum. Evladım, uzun ve tecrübelerle dolu hayatımın bana öğrettiği en önemli şey... biraz bilgiyle bu güçlerin insana daha çok yardımcı olduğu. Hiçbir şey anlayamadım peder. Öyle mi? Dün buraya gelmeden önce kim olduğumu bilmediğini mi söylüyorsun yani? Tabii ki şöhretinizi duymuştum. Kraliçenin rahibi olarak mı? Evet peder. Kabul ediyorum. Umarım ilahi güçler doğru kişilerle karşılaşmana yardım eder. Güle güle oğlum. Tanrı yardımcın olsun. Hoşça kalın peder. Oğlunla baş başa bırakayım seni. Lütfen burada bekleyin efendim. Hizmetkarınızım efendim. Sevgili peder, projenizden büyük bir coşkuyla söz etmiş. Yanılmış olmadığından emin misiniz? Peder Perez kültürlü bir insandır. Yargılarından şüphe etmek bana düşmez efendim. Ben de şüphe ettiğimi söylemedim. Onu yeteri kadar tanıyorum çünkü. Ama sizi hiç tanımıyorum. Bu benim için bir kayıptır. Bu açığı kısa sürede telafi edebilmeyi umuyorum. Olabilir. Ben hazırım. On me. I hear too many of them around the court. Do you seriously believe in a new world across the ocean? I'd stake my life on it. You may be asked to do that one day. I am ready. Kraliçe ile görüşmenizi sağlayabilirsem, iddianızı destekleyecek delilleri sunmaya hazır mısınız? Madam, bu konu üzerinde saatlerce durmadan konuşabilirim efendim. Bundan kuşkum yok. Ama lütfen sözlerinizi kraliçeye saklayın. Öyleyse onu görebileceğim. Gelecek perşembe beni arayın. Bir gelişme sağlayabildiysem haber veririm. Ama ben hizmetkarınızım efendim. Önüne baksana sersem. Affınıza sığınıyorum sayın lordum. Ben lord değilim. Bu açığı kısa sürede telafi edebilmenizi dilerim.
Kim bu? Onu daha önce hiç görmemiştim değil mi? Hayır. Ama eminim gelecekte sık sık göreceksin. Neyle uğraşıyor peki? Denizlerin ötesindeki dünyayla. Hangi dünyayla? Neredeymiş bu? Majestelerinden kendisine gemi vermesini isteyecek. O gemilerle okyanusu batıya doğru geçerek Japonya ve Hindistan'a ulaşmayı planlıyor. Delinin biri demek ki. Kendinden çok emin görünüyor. Son derece saçma. Bütün bunlar birer palavra. Uygar dünyanın alay konusu oluruz. Son derece saçma. Bütün bunlar palavra. Uygar dünyanın alay konusu oluruz. Ben de aynen böyle söyledim. Bir karara varmadan önce onu da dinlememiz gerekmez mi acaba? Bir denizcinin hayali hikayelerini dinlemekten daha önemli işlerimiz var. Bir savaş sürüyor. Çekilmenize izin veriyoruz. Ama majesteleri... Çekilmenize izin veriyoruz. Bay Columbus. Evet. Size bir mesaj getirdim. Kraliçe yarın sabah sizi özel dairesinde bekleyecek. Kraliçe mi? Saat 11'de. Yakına gelin. Arada uzaklık varken konuşmaktan hoşlanmam. Görünüşe bakılırsa fikirleriniz yalnız Peder Perez'i değil, Medisa Dük'ünü de etkilemiş. Size yardım etmeye hazır olduğunu yazmış. Buna ne diyorsunuz? Bu sarayla ilgili bir konu efendim. Başkalarının üstlenemeyeceği kadar büyük. Dük sizden çok etkilenmiş ama. Onunla konuştum majesteleri. Peki o da sizinle konuştu mu? Tek yaptığı şey konuşmak majesteleri. Duyduğum kadarıyla Portekiz'de pek çok kişiyle konuşmuşsunuz ama pek ilgilenmemişler. Portekiz'de çok az şey biliyorlar efendim. Çok doğru. Benim tecrübelerim de aynı şeyi gösteriyor. Benimle konuşun öyleyse ama kısa olsun. Kısa mı efendim? Ama göstereceğim delillerle en az bir saat sürer. Bir saat mi? Şu anda bile fazlasıyla zaman ayırdım size. Kesinlikle efendim. Öyleyse kısa olsun. Yaptığım çalışmalar bana... Batıya doğru gidersek daha kısa bir yoldan... Evet, evet, Hindistan'a varabileceğinizi söylüyorsunuz. Bunları biliyorum, mektuplarda okudum. Şimdi haritalarınızı ve hesaplarınızı bir yana bırakın. Doğru da olabilirler, yanlış da. Siz bana sadece bulacağınızı söylediğiniz bu yeni yolun... önemini anlatmaya çalışın. Ne görüyorsunuz onu söyleyin. Kastil ve Aragon Krallığı için kimseye nasip olmayacak bir imparatorluk görüyorum efendim. Ulaşacağımız topraklardaki zenginlik, savaşların yarattığı kaybı defalarca karşılayacak. Peki başka? Kutsal bilinen bazı yerlerde krallığımızın eline geçecek. Pek çok büyük prensin uğrunda savaşıp öldüğü bir amaç bu. Tabii benim de amacım. Ama sizin zaferleriniz için... Ama bazı amaçlar insanların gerçekleri değiştirmesine sebep olabilir. Majesteleri, bulacağım şeyden eminim. Sanki kilit altında, anahtar da benim elimde. Delilleri bir yana bırakalım. Yine de biliyorum ki ben bu görev için seçildim. Bilgilendirildim, yönlendirildim. Aa, evet, evet, tamam. Toplantı süresince burada kalsanız çok iyi olur. Projenizi Kraliyet Komisyonu'na sunmayı düşünüyorum. Bu sizi tatmin eder mi? Size minnettar kalırım majesteler ama... Ama sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. Sabırsızlığınızı dizginleyip beklemelisiniz. Ruhunuz için iyi olan bu. Evli misiniz? Karım birkaç yıl önce öldü efendim. Aa, çok üzüldüm. Yani o yabancı çılgınca fikirlerini kraliçeye anlatırken biz bekletildik ha. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim. Bana sorarsanız bu kesinlikle para ve zaman kaybıdır. Sebebi de Cenevizli bir deli. İspanyolcayı bile doğru dürüst konuşamayan biri. Aksanını duydunuz mu? Çılgınca fikirlerini dinlememizi istiyor. Midemi bulandırıyor bu adam benim. Bir yargıya varmadan önce söyleyeceklerini dinlemek gerekmez mi? Ben ne düşündüğümü şimdiden biliyorum, anlaşıldı beyler, mı? Beyler, Bay Columbus bekliyor. Yerlerimizi alalım mı?
Ekselanslarının emriyle teklifinizi ayrıntılarıyla dinlemek üzere hazır bulunuyoruz. Değerlendirme yapıp sorular soracak, daha sonra da ekselanslarına bir rapor sunacağız. Söyleyeceklerinizi sonuna kadar dinleyeceğiz. Evet, konuşmanızı yapmaya hazır mısınız? Sizlere iddialarım beyler, dünyanın yuvarlak olduğu varsayımıyla başlıyor ve bitiyor. Bu varsayıma göre dünya portakal şeklinde. Buradan yola çıkarak vardığım tek bir karar var. Eğer dünya yuvarlaksa, ki bundan kimsenin şüphesi kalmadı, karadan ya da denizden aynı yöne doğru giden biri bir gün yine başladığı noktaya döner. İşte bu mantık benim tekliflerimin odak noktasını meydana getiriyor. Şimdi sunacağım delillerle sizlere ikna edebileceğime inanıyorum efendim. Bu hesaplar yaklaşık olarak 750 fersah yol alarak Hindistan'a ulaşabileceğimizi gösteriyor. Matematiği ve fiziği bir yana bırakıp kutsal kitaba dönelim. Onda da bizimle Hindistan arasında kara olduğu belirtiliyor. Kutsal kitabın neresinde belirtiliyor bu? Ezra'dan derlemeler bölümünde efendim. Tanrı sulara dünyanın 7. bölümde toplanmasını emretmiş. Başka bir deyişle 6 parça karaya karşılık 1 bölüm su. Buradan yola çıkarak keşfedilecek daha kaç parça kara var? Şimdi de Venedikli Marco Polo'nun yazdıklarına dikkatinizi çekeyim. Hindistan ve Katay'ın doğusundaki topraklardan söz ediyorum. Yani Hindistan'la aramızda başka yerler olmalı. Dünya çevresinde hep batıya gidersek onları buluruz. Bay Columbus, 3 gündür burada bulunuyoruz. Başından beri büyük bir sabırla fikirlerinizi, teorilerinizi... Suppositions, your assumptions. But so far we are without evidence of any sort. Have you no proof to give us? With all due deference, I think you have had the proof. Proof by deduction is a form... ...ların bildiği bir ispat yöntemidir. Yalnızca onların değil, tüm denizcilerin de. Siz buna ne diyorsunuz Sayın Amiral? Aslında çok doğru söylüyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu kabul ediyorsanız... ...batıya doğru giderek doğuya varılacağını da kabul etmeniz gerekecektir. Bu kadarı yeterli değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Elbette, buyurun. Bazılarınız çok emin görünüyorsunuz ama ben size katılmıyorum. Dünya gerçekten yuvarlaksa Bay Columbus'un iddiası kendi kendine çürüyor. Neden? Diyelim ki kürenin altına doğru gidiyorsunuz. Tekrar yukarı gelmeyi nasıl başaracaksınız? Evet, buna cevabınız ne? Son derece basit, rüzgarın yardımıyla tabii. Nasıl? Yokuş yukarı mı? Sular yukarı doğru akmaz. İşte ben de bunu söylüyorum ya. Bütün bu iddialar mantık dışı. Tam tersi, asıl sizin öne sürdüğünüz iddia mantık dışı. Fazla gelişmiş bir okul çocuğuna benziyorsunuz. Pekala, bu kadar yeter dedim Bay Columbus. Yeter dedim. Açıklayabilirim ekselans. Sabırsızlığının nedenlerini anladığımız için sizin bu davranışınız yüzünden cezalandırmayacağız. Ama hemen saygıdeğer beyefendiden özür dileyeceksiniz. Saygıdeğer beyefendi? Bay Columbus. Pekala, özür dilerim. Toplantı yarın sabah aynı saate devam etmek üzere bitmiştir. Uzun zamandır mı bekliyorsunuz? 3 yıldır. Ciddi olamazsınız. Ciddiyim. Hem inanın kraliyet komisyonu için 3 yıl uzun değil. Umarım beni o kadar bekletmezler. Siz neyin peşindesiniz? Bir göreve atanmak için başvurdum. Umarım göreve alınırsınız. Teşekkür ederim. Ya siz? Ne olmuş bana? Yani siz ne istiyorsunuz? Benim tek isteğim İspanya hazinesini 100 yıl doldurmaya yetecek kadar altın getirmek. Onu dünyanın en büyük gücü yapacak kadar toprak kazandırmak, 100 krala yetecek bir zafere ulaşmak. Herhalde deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. Tabii ki değil ama gerçekten bütün bunları verebiliyorsanız neden almıyorlar? Nedenini söyleyeyim. Girebilir miyim? Lütfen buyurun. Sizinle kuzenim hakkında konuşmak istiyorum. Sizi ziyarete geldim. Hayır. Geldiğinde elinizden geleni yapın. Saraya dönmek için sabırsızlanıyor da. Bu kolay olmayacak. Geçen sefer olanlardan sonra. Ama 10 yıl önceydi. Kraliçenin hafızası çok güçlüdür. Özellikle de kocası söz konusu olduğunda. Ha, biliyorum, biliyorum. Yine de elinizden geleni yapın lütfen. Çok iyi biridir o. Çok güzel bir kadın olabilir.
Ama iyi olduğundan emin değilim. Bence bu bir görüş meselesi. O Columbus denen adamı aşağıda gördüm. Evet. Herhalde sizi görmek için bekliyor. Diyelim ki öyle. Hiç şans olmadığını söylemek sizce doğru olmaz mı? Komisyon henüz raporunu tamamlamadı sanıyordum. Tamamlamadı. Ama tamamladıklarında cevap hayır olacak. Şimdiden vazgeçmesi daha iyi olmaz mı? Ben... Evet Bay Columbus. Bu sefer ne var? Geçen seferkinden ne zaman haber alacağım? Ne zaman başlayacağım? Hiçbir şey söyleyemem. Kimse bilmiyor mu? Bakın bir süre daha sabretmelisiniz. Sabır mı? 2 yıl Portekiz'de bekledim. 3 yıl da burada. Sonuç olarak nereye geldim? Başladığım noktadayım hala. Savaş var biliyorsunuz. Savaş. Savaş olmasa başka bir şey çıkacaktı. Bana bakın sefil bir haldeyim. İnsan içine çıkamıyorum. Kapılarda bekleye bekleye elbiselerim eskidi. Daha fazlasını yapamam. Biliyorum. Özür dilerim. Ama birine içimi dökmem gerekiyordu. Haftaya bir toplantı daha var. Bir ara tekrar gelin. Size haberim olabilir. Juana! Seni tekrar görmek ne kadar güzel. Çok özür dilerim. Ben rahatsız etmek istemezdim. İzle seni Bay Christopher Columbus'la tanıştırayım. Madame Beatrice de Pereza. Christopher Columbus mu? Dünya çevresini tersinden dolaşmak isteyen adam mı? Ta kendisi. Ama çok şaşırdım. Hiç de çılgın birine benzemiyorsunuz. Benzemeli miydim? Öne sürdüğünüz çılgınca bir fikir değil mi? Hiç sanmıyorum. Hadi dürüstçe söyleyin. Bunda ciddi değilsiniz değil mi? Yani bunu para kazanmak için yapıyorsunuz. Kesinlikle hayır. Gerçekten başaracağınıza inanıyor musunuz? Kesinlikle. Ne kadar heyecan verici. Bu akşam fazla işim yok. Sarayın portakal bahçesinde buluşalım mı? Bana her şeyi anlatırsınız. Bir çılgının saçmalıklarıyla gerçekten ilgileniyor musunuz? Buna hak ettim öyle değil mi? Sizden özür dilerim. Benimle buluşup her şeyi anlatacak mısınız şimdi? Pekala. Hizmetkarınızım madem. Bay Columbus. Oh. Bay Columbus, içeri gelip kutlamamıza katılır mısınız? Hayır, teşekkürler. Ben pek alamadım. Lütfen beni kırmayın. İnsan her zaman kral mahiyetinin huzuruna çıkamaz. Kabul edildiniz mi? Gelin hadi. Dostlarım, Bay Columbus. Bay Columbus, dostlarım. Diego'nun yeni işine geçiyoruz. Hadi Diego'nun şerefine kadeh kaldıralım. Hadi Diego'nun yeni işine. Dostlarım, çok teşekkür ederim. Her şehrin, her bölgenin en iyi noteri olmaya çalışacağım. Hatta her ülkenin. Daha fazla konuşmama gerek yok. Yok abi. Evet. Hadi. Teşekkür ederim. Sizin işiniz ne? Gemiler. Kaç tane geminiz var? Hiç yok. Ama olacak. Çok yakında. Peki onları kim verecek ona? Kraliçe. Kraliçe mi? Onlara planlarını anlat Christopher. Bugün bana anlattıklarını anlat. Hey Diego, bu ne biçim kutlama lütfen söyler misin bana? Hadi biraz daha getir. Bir tane daha alayım. Gitmem gerek, izninizle. Yoksa gidiyor musun? Evet, gitmeliyim. Kalıp seyahatlerinizden söz edeceğinizi sanıyordum. Şu an için seyahatlerim tamamen karada gerçekleşiyor. İşe kabul edilmenize sevindim. Hoşça kalın. Size arkadaşlık edemediğimize üzüldüm. Yok, mesele o değil. Bakın, gerçeği söylemem gerekirse 5 param bile yok. Oturup kimsenin şarabını içemem çünkü karşılığını veremem. Hepsi bu mu? Dinleyin. Burada kuzenimle oturuyorum. Yukarıda da boş bir odamız var. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yok. Karşılığında siz de benim için bir şey yapabilirsiniz. Ne? Yola çıktığınızda beni de yanınıza alırsınız. Neden gelmek istiyorsunuz? Çünkü olağanüstü yeni keşifler yapacağınıza inanıyorum. Ve yanınızda olmak istiyorum. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Öyleyse kalıyorsunuz. Yok. Teşekkür ederim. Beatrice. Bu Bay Columbus. Sana sözünü ettiğim adam.
Dünyayı tersinden dolaşmak isteyen adam mı? Ta kendisi. Aynı şeyi bugün biri daha söyledi. Bunda komik olan ne var? Hiçbir şey. Eğer eminseniz yapabilirsiniz. Elbette eminim. Ama bu arada yani gemileri beklerken kalacak bir yere ihtiyacı var. Ben de yukarıdaki odayı düşündüm. Eşyanızı alayım. Teşekkür ederim. Kuzeninizin söylemeyi unuttuğu bir şey var. Hiç param yok benim. Bizim de yok. Eşit şartlardayız. Bu taraftan. Bunu özellikle size göstermek için getirdim. Sizi sıkıyor mu? Biraz. Özür dilerim. Haritadan çok neye ihtiyacınız var biliyor musunuz? Hayır, neye? Daha fazla dosta, nüfuza. Doğru kişilere doğru sözler edebilecek benim gibi insanlara. Ama 10 yıldır saraydan uzak olduğunuzu söylemiştiniz. Evet, ama bunun bir sebebi vardı. 17 yaşındayken son derece güzeldim biliyor musunuz? Şimdi de çok güzelsiniz. Bunu fark etmiş olmanızı umuyordum ama 17 yaşındayken kral da fark etmişti. Kraliçe de onun fark ettiğini fark edince evlendim ve Kanarya Adaları'na gittim. Evli misiniz? Evliydim. Kocam öldü. Ve benim adıma girişimde bulunabilirsiniz öyle mi? Neden olmasın? Bunu yaparsanız İspanya'ya yardım edersiniz. Beni asıl ilgilendiren İspanya değil. Genç bir dul için sarayda olmak nasıl bir duygu? Çok hoşuma gidiyor. İstediğin her şeye sahipsindir umarım. Elbiseler, mücevherler. Evet, niye sordun? Elbisemi beğenmedin mi yoksa? Çok çarpıcı görünüyor. Çok da pahalı olmalı. Öyleydi. Ara sıra bu paranın nereden geldiğini merak etmiyor musun? Herhalde Herna'nın mülkünden olmalı. Para işlerini hep sana bırakırım ya. Daha iyi yerlere bırakamazdın ama. Benim bile yapamayacağım bazı şeyler var. Diyelim ki bütün servetini bu masaya koysan, mesela altın külçeleri halinde ve hepsini alıp pencereden atmaya kalksan sana engel olmazdım. Neden böyle diyorsun? Şu anda bunu yapıyorsun da ondan. Hiçbir şey anlamıyorum. Öyleyse anlamanın zamanı geldi. Senin, benim ve ailemizin sahip olduğu bütün parayla ya Kanarya Adaları'nda ya da Akdeniz'de ticarete yatırım yaptık ve o çok bayıldığın yakışıklı Cenevizli gemilerini alırsa ve söylediklerinin yarısını gerçekleştirirse mahvoluruz. Sen de bizimle birlikte mahvolursun. Onu çok az tanıyorum. Ama son 2 haftadır her gün birliktesiniz. Ama planları hakkında çok az şey biliyorum. Elimden ne gelir ki? Onunla evlen ve buraya yerleşmesini sağla. Evleneyim mi? Bunu nasıl yapabilirim? İstersen çizerek göstereyim ha? Ona çok iyi bir pozisyon teklif et. Daha başka ne verebiliyorsan hepsini. Bu aptalca hevesten vazgeçecektir. Peki ya geçmezse? O zaman ondan kurtulmanın başka yollarını bulacağız. Buna cesaret edemezsin. Bir dilenci olmamak için ne gerekiyorsa hepsini yaparım. Sandığım kadar akıllıysan sen de aynı şeyi yaparsın. Bu konuyu düşünmem gerek. Fazla düşünme, yoksa çok geç olabilir. Er ya da geç yanlış bir adım atacaktır. Böyleleri her zaman atar. Sonra da yeterince açık anlatabildim mi? Beatrice, gel otur şöyle. Sana akıl danışmak istiyorum. Ne dersin? Tekrar evlenmeli miyim? Bunu istiyor musunuz? Bilmiyorum. Öyleyse evlenmeyin. İki kişi de istese bile evlilik çok zordur. Emin değilseniz daha da zorlaşır. Kadının kim olduğunu bile sormadın bana. Sormama gerek yok.
Onun için ne düşünüyorsun? Onu hiç görmedim ki. Ama hakkında her şeyi biliyorsun. Onun hakkında söylenen şeyleri biliyorum. Peki tavsiyen ne? Size tavsiyede bulunamam. Ama şunu söyleyebilirim. İki çeşit eş vardır. Birincisi hırslı ve inatçı eşler. İstediklerini elde edene kadar eşlerine baskı yaparlar. Peki ya öbürleri? Öbürleri erkeklerini rahatlatan eşlerdir. Yastık gibi kendilerini kocalarına adarlar. Onlara ne kadar harika olduklarını söylerler. Sence benim için hangisi uygun? Sizin mi? İkisi birden ya da hiçbiri. Bir tek şeyle uzun süre yetinemeyecek birisiniz. Biliyor musun, çok haklısın. Benim gibi bir adam kesinlikle evlenmemeli. Evde beni merak eden karımın olduğunu düşünerek yapmam gereken şeyleri nasıl yapabilirim? Ya zavallı çocuklar, onlar da baba diye ağlayacak. Ya tavsiyene kulak vermeliyim. Benim artık evlenmemem lazım. Özgür olmalıyım. Teşekkür ederim canım. Beni çok mutlu bir erkek yaptın. Sana neler olacağını biliyorsun değil mi? Şansın yardım eder de gemileri alırsan okyanusa açılacaksın ve Hindistan'a giden yeni yolu ya bulacaksın ya bulamayacaksın. Eğer bulamazsan büyük ihtimalle öleceksin. Bulduğun takdirde de kral sana şöyle diyecek. Şimdi de git Kuzey Kutbu'na giden yeni bir yol bul. Bu kez onu ararken öleceksin. Dikkatli olmazsan gemilerine kavuşamadan da ölebilirsin. Nasıl? Sıkıntıdan mı? Hayır. Karanlık bir gecede sırtına saplanan bıçaktan. Etrafın düşmanlarla çevrili. Benim mi? Çok saçma. Ama doğru. Senin öldüğünü görmekten memnun olacak yüzlerce kişi var. Kimler? Başka deniz yollarına yatırım yapan kişiler tabii. Eğer sen başarılı olursan pek çoğu zor duruma düşecek. Vazgeç. Peki ne yapayım? Bir düzen kur burada. Ben belli bir yerde duramam ki. Neden? Sarayda önemli bir yerin olur. Paran, güvenliğin. Bay Columbus. Evet, ne var? Ekselansları Don Francisco sizinle konuşmak istiyor. Gitsen iyi olur. Ben seni burada beklerim. Bay Columbus, gelmenize sevindim. Oturmaz mıydınız? Teşekkür ederim. Sakıncası yoksa özel bir konudan söz etmek istiyorum. İkimiz de yetişkin birer insanız. Bu yüzden lafı dolaştırmanın bir anlamı yok. Son zamanlarda kuzenimle oldukça sık görüşüyorsunuz. Evet. Onu çekici mi buluyorsunuz? Benim gözümde son derece iyi ve güvenilir bir arkadaş. Kesinlikle. Ama saraydaki insanları bilirsiniz. İşleri güçleri dedikodudur. Hem de ne dedikodular. Bir kadınla bir kez konuştunuz mu ona aşıksınız demektir. Onunla iki kez görülürseniz nişanlanmış olursunuz. Üçüncü görüşmeden sonra artık evli sayılmanız gerekir. Bilmem yeterince açık konuştum mu? Pek sayılmaz. Öyleyse daha açık konuşayım Bay Columbus. Kuzenim genç, güzel ve bağlantısı olmayan bir duldur. Onunla çok sık görüşüyorsunuz. Tabii çenelerde durmuyor. Adı sizinkiyle birlikte anılıyor. Yani şöhreti tehlikeye girdi sayılır. Size niyetinizin ne olduğunu sormak zorundayım. Evet, nedir? Sizi dinliyorum. Demek niyetimi soruyorsunuz. Pekala, söyleyeyim. Niyetim Hindistan'a varana kadar okyanusu geçmek. Tek düşüncem bu işte. Ayrıca erkek, kadın, çocuk hiç kimse yoluma çıkamayacak. Bilmem yeterince açık konuştum mu? Thank you.
Kuzenine söyle, onu herhangi bir konuda suçluyor değilim. Kralın fark edeceği bir güzelliğe sahip olmak onun suçu değil. Bana bir çocuğu olduğunu söylemişlerdi. İki majesteleri. Bir anne olarak çocuklardan ayrılmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Söyle ona Kanarya Adalarına dönmesine izin veriyoruz. Hemen. Majesteleri nasıl arzu ederlerse. Peki ya Bay Columbus? Ona ne yapılmasını istiyorsunuz? Hiçbir şey. Ama o... Ama o ne? Majesteleri kralımızı el sürmeye cüret etti. Eminim kral bu olayı çoktan unutmuştur bile. Sana da aynı şeyi tavsiye ederim. Evet Bay Columbus, yine karşılaştık. Bu sefer niyetinizi sormama hiç gerek yok. Gelecek için planlarınızı söylemiştiniz zaten. Belki bilmiyorsunuz ama kral hataları affetmez. Özellikle de doğrudan kendisine yönelmişse. Majestelerinin yanından geliyorum. Size bir mesaj yolladılar. Çok kısa ve basit bir mesaj. Ortadan yok olun Bay Columbus. Geldiğiniz yere geri dönün. İsterseniz cehenneme gidin ama sakın bir daha buralarda görünmeyin. Başınıza tatsız şeylerin gelmesini istemiyorsanız tabii. Yeterince açık konuşabildim mi acaba? Efendim, size kötü haberlerim var. Bay Columbus İspanya'dan ayrılıyor. Şafak'la birlikte Fransa'ya doğru yola çıkacakmış. Madam, sizinle yalnız konuşabilir miyim? Peder Perez geldi, dışarıda bekliyor. Sizinle görüşmek istiyor. Onun hakkında mı? Evet. Bakıyorum Cenevizli denizcinin güçlü dostları var. Bu da bir başka kanıt değil mi? Söylediklerinde bir gerçek payı olmalı. Onları içeri al. Beyler, beni azarlamaya geldiğinizi duydum. Hayır efendim, bu trajediyi sona erdirmek mümkün mü diye soracaktık sadece. Madam, sizin gibi akıllı ve sağduyulu bir insan böyle bir fırsatın başka krallıkların eline geçmesine nasıl izin verir? Çok büyük bir zafer kazanabilirdik. Tanrı adına, tahtınız adına, ülkemiz adına. Affınıza sığınarak söylüyorum, hayal kırıklığına uğradım. Çok üzüldüm peder ama imkansız şeyler istiyordum. Asla görmeyeceğimiz topraklar üzerinde bile hükümranlık kurabilirdiniz ama. Ya bedeli? Ben bu riski göze alıyorum. Hem de hemen. Tabii majestelere izin verirsin. Yok, hayır. Bizden başka kimseye borçlu olmasına izin veremem. Yine de ona yardım etmiyorsunuz. Teminat olarak bunları alın. Madam, buna hiç gerek yok. Sizin sözünüz yeterli. Yeni dünyadan gelecek altınlarla borcunuzu ödeyene kadar size para verilecektir. Peki ya yeni dünyada altın yoksa? O zaman her şeyi ben ödeyeceğim. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın. Ona büyük güveniniz var demek. Evet, var majesteleri. Dilerim haklı çıkarsınız. Birini gönderip çağırın onu. Kraliçe dönmenizi rica ediyor desin. Majesteleri... Bay Christopher Columbus. Ta kendisi. Majesteleri Kraliçe Isabella tarafından gönderildi. Demek nihayet akılları başlarına geldi. Evet. Görüyor musun? Neyi? Rüzgar yön değiştirdi. Batıya doğru esiyor.
yakında bizi yeni dünyaya götürecek gemilerin yelkenlerini dolduracak. Teşekkür ederim. Hadi herkes gemilere! Cuma, 3 Ağustos 1492. 3 gemiyle sabah erkenden Palos'tan denize açıldık. Santa Maria, Pinta ve Ninya adlı gemilerle bu büyük seferde Tanrı yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunlar dünkü hesaplar mı? Evet. 12 fersah. Evet, ne olmuş? Ben denizci değilim ama bu rüzgara göre biraz az değil mi? Yastığımın altındaki deftere bak. Senden sakladığım fazla bir şey yok. Açabilirsin. Dokuz Eylül Pazar. Bugün 19 fersah yol aldık. Ama gerçek mesafeden daha azını göstermeye karar verdim. Eğer yolculuk uzun sürerse mürettebat korku ve umutsuzluğa kapılmasın diye. Ama denizcilerden bir kısmı bunu fark edecektir. Fark etseler bile fazla düşünmeyecekler. İyi denizci olsalar bile hesap tutamazlar. Benim rakamlarıma inanırlar. Diyelim ki soru sormaya kalktılar. Akıntıların ters olduğunu söylerim. Öyle mi? Hayır, bize yardımcı oluyor. Kim o? Neler oldu? Güverteye gelsen iyi olur, bir terslik. Ne oluyor? Bilmiyorum, pusulaya bir şey oldu galiba. Pusulaya mı? Evet. Peki, hemen geliyorum.
Göreceksiniz, fazla uzun sürmeyecek, kayalara çarpacak. Saçmalama, kes sesini. Kes sesini demek kolay. Kes sesini dedim sana. Evet, ne oluyor? Pusulanın ibresi. Ne olmuş pusulanın ibresine? Doğru yönü göstermiyor. Büyülü dağ ibreyi kuzey yönünden saptırıyor. Yabancı sulara sürüklendik, pusulamız çalışmıyor. Evet, gerçek bu efendim. Bana sorarsanız bu insanların yaşaması için yaratılan dünyadan uzaklaştığımızın ispatıdır bu. Sana sormadım. İbre batıya doğru en az 5 derece sapıyor. Bu kadar mı? Sizi kuş beyinli sersemler. Koza, bunca tecrübene rağmen sen de beni şaşırttın. Ben sadece gördüğüme inanırım. Artık kuzeyi göstermiyor diye ibre bozuldu, öyle mi? Evet, bozuldu. İbrenin değil de yıldızın yer değiştirmiş olabileceği hiç aklınıza gelmedi mi? Yıldızın mı? Bu doğru mu Pedro? Ne bileyim ben, belki de doğru söylüyordur, bir bakayım. 18 Eylül Salı. Kanarya Adaları'ndan ayrılalı 10... İspanya'dan ayrılalı 47 gün oldu. May I speak to Admiral? Of course. I didn't say any more up above because I didn't want to provoke a riot. That was very sensible of you. But... what? In all my years at sea, I've never known the compass behave like that before. You've never sailed this parallel before. Beg pardon, sir, but neither have you. So how can you know that... Just as I know a great many things that you don't. You must trust me, Juan. I know what I'm doing. Anything you say, Admiral? Good night. Good night. Is that a Pole Star move? Of course not. It's a perfectly natural phenomenon, it must be. I know if you go east, the needle declines to the east. And I suppose we've sailed to a point where we must expect the needle to decline to the west. That must be it. But for the men, the Pole Star moved. Yes, why not? Why not indeed? Good night. Good night. Tuesday, 18th September. 10 days out from the Canaries and 47 from Spain. The men are in good heart. Every member of the crew faces what lies before us with courage and determination. Evet. Sizinle konuşabilir miyim efendim? Evet, ne istiyorsun? Geri dönmek istiyoruz efendim. Ne yapmamı istiyorsunuz? İspanya'ya dönüp başaramadık mı diyeyim? Evet. Neden korkuyorsunuz öyle? Şimdiye dek hiç böyle bir denize çıkmamışlardı. Sırtlarına bir tekme indirdim. Yo. Neden korktuklarını duymak istiyorum. Evet. Büyülü dağdan söz edildiğini hiç duydunuz mu? Hayır. Büyük bir mıknatısa benziyor. Gemileri çekiyor. İyice yaklaştıklarında da kalasları tutan çiviler yerinden fırlıyor, gemi dağılıyor. Peki bu harika dağ nerede? İşte şu tarafta efendim. Onu hiç gördün mü? Hayır efendim. Öyleyse bilmediğin şeyler hakkında konuşmaktan vazgeç. Öyle bir dağ olsaydı ancak bir yerde olurdu, orası da Kuzey Kutbu. Biz de Kuzey Kutbu'na değil, batıya gidiyoruz. Başka bir şey? Evet efendim, deniz canavarları. Deniz canavarları mı? 200 metre boyunda korkunç canavarlar. Koca bir gemiyi bile bir defada yutuyorlar. Ya karanlıklar denizi? Amirale onu da anlatsana. Aa, en kötüsü de o efendim. Karanlıklar denizi yani. Orada güneşi hiç görmüyorsunuz. Boşluğun içinde yol alıyorsunuz. Ta ki dünyanın kıyısına gelinceye kadar. Şimdi beni dinleyin. Önümüzdeki okyanusun arkamızdakinden farkı yok. Ne deniz canavarları var, ne büyülü dağ, ne de yeni dünyayla aramızda bir şey. Ben ne yaptığımı biliyorum ve gemimde böyle koca karı masalları istemiyorum. Korkuyorsanız gelecek sefer eşlerinizi yanıma alırım, siz çocuk bakarsınız. Ben bunu yapamam. Neden? Benim çocuğum yok. Tanrı'ya merhamet için şükran borçluyuz. İşte bakın, 19. Kanarya Adaları'ndan ayrılalı 19 gün oldu. Ama şuna bakın. Nedir o? Göremiyor musun? Hayır. Öyleyse körsün sen. 19 gündür rüzgar hep aynı yöne esiyor, batıya doğru. Bunun anlamını biliyor musun? Hayır, ne? Asla geri dönemeyeceğiz. Nedenmiş o? Diyelim ki amiralin aklı başına geldi ve geri dönmeye kalktı. O zaman ne olacak? Geldiğimiz yoldan nasıl döneceğiz? Rüzgar sürekli olarak doğudan esiyor. Rüzgara karşı koyabiliriz. Evet, ama en az 6 ay sürer bu. 6 aylık yiyecek, 6 aylık su nerede ha? Biliyor musun? Neyi?
Aslında geri dönmeye cesaret edemiyor. Neden? Neden? Çünkü oraya hiç ulaşamayacağımızı biliyor. Böyle bir rüzgar yenemeyiz. 19 Eylül Çarşamba. Pinzon kardeşlerden Gim'e gelmek istedikleri sinyalini aldı. Konuşmak için geliyorlar. Belki bir şeyler duyarız artık. Geri dönmek istediklerini mi düşünüyor? Mantıklı adamlar, üstelik de iyi denizciler, öyle değil mi? Tabii ki geri dönmek isteyecekler ama yapamazlar. Onlar da bitti bizim gibi. Bunun da farkındalar, hiç kuşkunuz olmasın. Gelin. Hoş geldiniz beyler. Şarap içmek ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Bu ziyareti neye borçluyum acaba? Açık açık konuşmanın zamanı geldi amiral. Onun için hep birlikte buradayız. Dinliyorum. Biraz hesap yapmaya çalıştık. Kaç fersah gittiğimizi söylemiş miydiniz? 400. Biraz fazla da olabilir. Bizim hesaplarımıza göre 500'den fazla. Sizin hesaplarınız mı? Evet, amiral bizi pek zeki bulmuyor. Ama sayı sayabiliyoruz ve olanları gözleyebilecek kadar aklımız da var. Bize verdiğiniz haritayı ele alalım. Ne olmuş ona? 500 fersah yol aldıysak, ona göre Japonya'yı görmüş olmalıydı. Ya da Brezilya adaları. Herhangi bir adayı. Ama şu ana kadar hiçbir şey yok. Başka? Bu kadarı yetmez mi? Ver şunu bana. Bu bizim rotamız, tamam? Evet. Burası yaklaşık olarak bulunduğumuz yer. Yani adaların uzağından mı geçti? Kesinlikle. Ne zaman? Gece geçti. İyi ama neden durup bakmadın? Çünkü benim hedefim küçük adalar değil, Japonya ile Hindistan. Dursaydın hiç değilse temiz su alabilirdik. Peki ondan sonra ne olurdu? Mürettebat yeterince açıldık artık, geri dönelim derdi. Evet, doğru öyle derler. Evet. Bundan emin misin? Hindistan'ı bulacağımızdan emin olduğum kadar. Daha ne kadar süreceğini tahmin ediyorum. Bu rüzgarın yönüne ve akıntılara bağlı. 6 gün içinde kara göremezsek geri döner misin? Hayır. Gördün mü? Adamların canına yetti. Geri dönmek için karar aldılar. Ben karar falan almadım. Açıkça belirteyim, görevimi tamamlamadan geriye dönmeye niyetim yok. İstediğinizi söyleyin. Hatta isterseniz öldürün beni. Ama yaşadığım sürece devam edeceğim. Kimse sizin emirlerinizi sorgulamıyor. Bunu duyduğuma sevindim. Böyle davranmayı sürdürsünler. Çünkü eğer bana bir şey olursa kraliçe hepinizi hainlikle suçlayacaktır. Böyle konuşmaya gerek yok amiral. İstediğimiz şeyleri açıkladınız. Tatmin olduk. It's Francisco. I don't trust. He's the sly one. Martin's the eldest. He'll do as he says. He's a good sailor, that one. Believed your story about the islands, too. Why not? Quite sure it was true. Sure as I can be of anything. And the weed around that crab they found was river weed? Looked like that to me. The Pearl Star did move. What are you trying to say, Diego? Just wanted to ask yourself if you're sure of what you're doing. Do you doubt me? Not unless you doubt yourself. What makes you think I do? You're so careful always to convince everyone we're near land. A whale spouts and you cry, that's a sign land is near. A bird lights on the deck and you say, that's no marine bird, that's a jay. It was a jay. You see a bank of cloud and that's a sign of land. Weed, shellfish, everything's a sign of land. It's nearly 3 weeks since you left the Canaries. How much more of it? 200 leagues, roughly. 200 leagues? And you pretend we're near land. I had to keep their spirits up. Are you really sure the land is there? Yes. Truly? Yes. Must be. Must. Sekiz Ekim Pazartesi. Kanarya Adaları'ndan ayrılalı 30 gün oldu. Her şey yolunda. Mürettebata yeni bir şef geldi. Omurdanlayı kesti. Size söylüyorum deli o. Orada kara olması gerektiğini söylediği için olacak sanıyor. Ama söylesenize, Tanrı orada kara olması gerektiğini söylemiş mi onlara? Evet, çok doğru. Peki öyleyse kime güveneceksiniz söyleyin. Tanrı'ya mı yoksa daha önce gemi kaptanlığı yapmamış bir Cenevizli'ye mi?
Çok mu büyük bir o? Hayatımız hakkında o mu karar verecek? Hayır. Şuna bakın. 30 gündür bu uçsuz bucaksız sularda geziniyoruz. 30 gün daha dayanmaya güveniniz var mı? Hayır. Hayır, yok istemiyoruz. Pekala dinleyin. Onunla baş etmenin bir tek yolu var. Onu denize atmak. Onu denize atmak mı? Evet, madem kara olduğundan emin, yüzerek gitsin oraya. Diğerleri ne olacak? Bay Arana da ona katılabilir. Koza önemli değil. Rüzgarın nereden estiğini görünce aramıza döner. Evet, kimler kabul ediyor? Ben kabul ediyorum. Ben de varım. Güzel, dinleyin. Ben işaret verene kadar hiçbir şey yapmayacaksınız. Sizinle konuşabilir miyim amiral? Özel olarak. Diego'dan gizli bir şeyim yok. Hayatınız konu olunca da güvenebilir misiniz? Elbette. Neden soruyorsun? Çünkü hayatınız tehlikede. Konuş, seni dinliyorum. Adamlar isyan başlatacaklar. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Benim yanımda mısın yoksa onların mı? Buraya niye geldim sizce? Çok aptalca bir soruydu. Sormaman gerekirdi. Kaç kişiye güvenebilirsin peki? Benim dışımda 3 ya da 4. Başka yok. Pek bir şey yapamazlar. Silahları yok. Hayır, her şeyleri var. 1-2 bıçak, halat tahtaları, 1 satır ve çocukla dahil 6 kişiye karşı 40 kişi. Ne zaman başlayacaklar? Bu gece. Salveri Çin'den sonra. Pekala, güvendiğin kişiler güvertede yanımızda olsun. Bana mı sesleniyorsun? Evet, size. Ne istiyorsun? Geri dönmeye hazır olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Evet, olursunuz. Bir an önce. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Ama cevabım hayır. Pekala, öyleyse biz de sizsiz döneceğiz demektir. Evet. Hadi arkadaşlar! Evet. Hadi. Kara göründü! İsyan cezası ölüm olan bir suçtur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İstesem hepinizi yelken direğinden sallandırabilirim. Ama bunu yapmayacağım. Hatta ele başlarınızı bile asmayacağım. Sebebini de söyleyeyim. Bu İspanya tarihinde çok mutlu ve önemli bir gün. Bugün insanoğlu ilk kez doğudan batıya giderek Hindistan'a yeni bir yol buldu. Bugün İspanya tüm denizlerin sahibi oldu. Bütün bunlar olurken siz zavallılar canınızın derdine düşüp başınızdakilere karşı isyan tertipliyorsunuz. Daha fazla konuşmayıp bu konuyu kapatacağım. Silahlarınızı alıp işinizin başına dönebilirsiniz. Ama önce Tanrı'ya dua edin. Onun merhameti sayesinde hak ettiğiniz sondan kurtuldunuz çünkü. Ne yaptığını gördün mü? Ne yapmışım? Asıl denize atılması gereken sendin. Evet, doğru. Her şey onun başının altından çıktı.
hala uyuyor. Uyuyor mu? Bütün yaşadıklarından sonra bunu hak etti. Dün gece yatar yatmaz uyudu, hala da uyanmadı. Onu uyandırsan iyi olur. Neden? Dün gece gördüğümüz kara var ya, bu sabah yerinde değildi. Ne olmuş? Ne dedin sen? Görünürde kara yok amiralim. Yemin ederim ki ben... tahmin etmem gerekiyor. Mürettebat çılgına döndü. Pins'in kardeşler de buraya gelmek üzere. Hemen yukarı çıkıyorum. Kara olmadığı için hayal kırıklığına uğradınız. Ben de uğradım. Ama umduğumdan fazla değil. Hepimiz karayı gördüğümüzü sanarak yanıldık. Yeni denizlere açılınca sık sık olur bu. Ama karaya gerçekten yakın olduğumuz gerçeği değişmedi. Nereden bileceğiz? Çünkü ben söylüyorum. Tabii bana ebediyen güvenmenizi bekleyemem. Yolumuza 3 gün 3 gece daha devam edeceğiz. Eğer 4. günün şafağında hala karayı görememişsek geri döneceğiz. Bu sizi tatmin ediyor mu? Evet, tamam. Pinson ne diyor buna? Burada emirleri amiral verir, ben değil. Ne dediğini duydunuz. Benim için uygun, sizin için de uygun olmalı. Ya yine karaya ulaşamazsak? Geri dönüp ülkemize gideceğiz. Evet. Ciddi olduğuna nasıl inanalım? Çünkü ben söylüyorum. İşte, tekrar ediyorum. 3 gün sona erdiğinde hala karayı görememişsek... kafamı kesin, beni denize atın. Ne isterseniz yapın. Anlaşıldı mı? Evet, tamam. Pekala. Şimdi hadi hepiniz görevlerinizin başına. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi yürü. Dokuz Ekim Salı. Adamlarıma 3 günün sonunda karayı göremezsek geri döneceğiz diye söz vermiştim. Bugün 32 fersah yol aldık ama karaya rastlamadım. Bir an önce bulalım diye dua ediyorum. İnanmıyor musun? Temiz diyorum. Ne oluyor? Deniz suyunu kontrol ediyor, temiz diyor. Ver şunu bana bakayım. Yani dünküne kıyasla daha az tuzlu. Buna temiz diyorsun ha? Temizmiş. 10 Ekim Çarşamba. Bugün gökyüzü kapalı ama güneye doğru giden bir kuş sürüsü gördüm. Karaya yakın olduğumuzdan eminim. Çocuklardan biri bunu yarım saat önce buldu. Diego! Nereden geldi bu? Şu şekilleri görüyor musun? İnsan eliyle yapıldığı belli. Bu da karaya yakın olduğumuzu ispatlıyor. Umarım haklısındır. Ben de öyle. Amiral! Amiral! Bu dağın üstünde çiçekler var. Çiçekler mi? Çiçekleri yiyemezsin. Sence ne öyleyse? Şeytanın işi bu. Bizi şaşırtmak için yolladığı bir işi. Heh. 11 Ekim Perşembe. Hala karaya rastlayamadık. Sadece 12 saatimiz kaldı. Siz isterseniz bakmaya devam edin, ben gidip yatacağım. Sabah geri döndüğümüzde beni uyandırırsınız. Diego! Diego! Evet. Şuraya baksana. Nereye? Şuraya. Bir şey görüyor musun? Bir ışık. Evet. Evet. Evet görüyorum. Koza! Bir şey mi gördünüz? Bak şuraya bak. Bir ışık. Başardık. Siz başardınız. Evet. Artık gidip biraz dinlenebilirim.
Karaya çıkmak için hazırız amiralim. Ulu Tanrım, bizi yolumuzun sonuna sağ salim ulaştırdın. Merhametin için sana şükran borçluyuz. Bu yeni toprakları iyi idare edebilmemiz için bize güç ver. Burada yaşayan insanlara bilgi ve anlayışla yaklaşmamıza yardım et. En büyük zaferler senin adına kazanılır. Amin. 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 Majesteleri, Kastil, Leon ve Aragon Kral ve Kraliçesi Ferdinand ve Isabella adına bu toprakları ülkemize katıyor ve San Salvador adını veriyorum. Hey! Burası bundan böyle İspanyol toprağı olacak. Ve yerlileri de İspanyolların yönetimine girecektir. Artık en büyük arzumuz onlara İspanyol dilini öğretebilmek ve kraliçemizin de isteğiyle inançlarımızı aktararak Tanrı adına daha büyük bir zafere ulaşmak olacaktır. Tanıkların huzurunda bu protokolü okudum. Ekim ayının 12. günü, yıl 1492. Ekim Pazar. Bugün yerlilerin arasında dolaşıp onlarla alışveriş yaptım. Barışçı ve dost insanlar bizi sıcak ve cömert bir biçimde karşıladılar. Bu toprakların çok zengin olduğu açıkça belli. Yerliler boyunlarında ve burunlarında altın parçaları taşıyorlar. Bunu görüyor musun? Çok güzeldi. Büyülüdür bu, çok güçlüdür, harika. Ben sana bunu vereyim, sen de bana sarı şeyi ver. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Dürüst bir alışveriş amiralim. Dürüst öyle mi? Değersiz bir çömlek parçasına karşılık altın istiyorsun. Ama onun altın olduğunu bilmiyor. Bu daha da kötü ya.
Ama bunu istiyor, gerçekten istiyor. Bunu istiyorsun değil mi? İstiyor musun? İşte gördünüz mü? İstiyor. Eğer anlamadıysan açıklayayım. Biz buraya onları yoldan çıkarmaya değil, yola sokmaya geldik. Tamam mı? Evet amiral. Bu büyüklükte bir altın en azından şöyle bir şeyi hak eder. Ama ben... ...22 Kasım Perşembe. Şu ana kadar umduğum gibi Hindistan'a ya da Japonya'ya varamadım. Ama yerlilerin Küba adını verdikleri büyük bir adaya rastladım. Burası da altın ve baharat açısından zengin. Bulduğum birkaç küçük adanın yerini de haritalarımda işaretledim. Bana öyle geliyor ki güneş altında toprakları daha verimli, iklimi bu kadar güzel, meyveleri, suyu bu kadar bol olan toprak azdır. Adamlarımın keyfi yerinde. Şu ana kadar işlerinden birinin başı bile ağrımadı. Hiç kimse hasta olmadı. Tek sorunum durmadan talimatlarıma karşı çıkan Martin Pinson. Bana karşı bir plan hazırladığından eminim. Kral hangisini tercih eder acaba? Altınlarla dönen birini mi, geride kalıp talimat yağdıran birini mi? Evet, bana katılıyor musun? Evet, katılıyoruz. Ya sen? Pekala. Güzel. Ben söyleyene kadar kimse hiçbir şey bilmeyecek. Emirleri uygula ve gerisini bana bırak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Kulak bile asmıyor. Tekrar ateş edelim. Hayır. Rotamızı değiştirip onları izleyelim. Hayır, bizden daha hızlı. O istemedikçe yetişmemiz imkansız. Evet, çok doğru. Anlayamadığım şey şu. Altın madenlerine mi gidiyor yoksa geri mi dönüyor? Bence altın madenleri. Belki de haberleri ilk ulaştıran olmak istiyor. Ne dersin? Her neyse. Nasıl olsa bir gün karşılaşacağız. Ve ben bu gece olanları hiç unutmayacağım. Bir Aralık Cumartesi. Bugün yeni harikalarla karşılaştım. Bu dünyada görebileceğimi hiç düşünmediğim bir şeyle. Ha? Sence bu ne olabilir Diego? Balık ağ mı? Yo yo yo. Delikleri çok büyük. Belki bir şey koymak için kullanıyordur. Olabilir ama ne? Bu bir yatak. Diego. Bunlardan 50 tane alıp gemiye götürsek, güverteye yerleştirsek, bütün adamlar rahat rahat uyusa. Bunu yapmasak daha iyi. Neden o? Çok fazla rahat. Bir kere yattılar mı bir daha kaldıramayız artık. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ne yapıyor bu sence? Dumanı önce içine çekiyor, sonra dışarı üflüyor. Çok eğleniyor gibi. Bu da ne kadar geri olduklarını ispatlamıyor mu? Uygar bir adamı böyle bir şey yaparken gördün mü hiç? Senin de denemeni istiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizim için ülkede neler diyorlar acaba? Herhalde öldüğümüzü sanıyorlar. Onları suçlayamazsın değil mi? Bu hızla gidersek ancak Paskalya'da döneriz. Yok. Bir iki gün içinde dönüş yoluna çıkarız. İspanya'yı tekrar göreceğime üzülmüyorum. Ben de. İyi akşamlar amiral. Ben devralayım. Evet, yatsam iyi olacak. Bu gece bebekler gibi uyuyacağım. En iyisi ben de yatayım. İyi geceler Juan. İyi geceler.
oturduk efendim. Bunu görebiliyorum ama nasıl olduğunu dümencinin anlayamadım. Dümencinin hatası efendim. Dümenci nöbette değil miydi peki? Hayır, ben nöbetteydim. Neyse boşver, yeniden yüzdürebilir miyiz? Nasıl yapacağız bilemiyorum. 1492 Noel günü. Dün gece Santa Maria Gallico koyunda karaya oturduk. Dümenci de kılavuz da yatmaya gidip gemiyi gencecik bir çocuğa emanet etmişlerdi. Yine de emirlerim gerektiği gibi uygulansa gemi kurtarılabilirdi. Ama artık tam anlamıyla iş bitmişti. İçindeki her şeyin karaya taşınmasını emrettim. Ah. Vincente kalasları söküp karaya getirsek mi diye soruyor. Birkaç kulübe yapmamıza yardımcı olabilir. Pekala. Koza'ya ne yapmamız gerekiyor sence? Hiçbir şey. Ama nöbetçi oydu, yani her şey onun yüzünden olmadı mı? Yo, Tanrı böyle istedi. Her şey Tanrı'nın isteği. Böyle olmasaydı hep birlikte İspanya'ya dönecektik. Şimdi her şey farklı olacak. Adayı keşfetmek ve yeni bir koloni kurmak için 40 kişiyi burada bırakacağız. Koza'da cezasız mı kalacak? Sen nasıl istersen. Diego. Evet. Burada kalmanı istiyorum. Burada kalmamı mı? Vali olarak. Kalır mısın? Evet, madem istiyorsun. İstiyorum. Buraya tekrar birinin gelmesi aylar sürebilir. Bu kez Atlantik'i yalnız geçeceğim. Başka bir gemi olmadan. Sadece Ninya'yla. Yeni dünyayı iyi ellere bıraktığımdan emin olmalıyım. Elimden geleni yapacağım. Sence bir sakıncası yok değil mi? Neden olsun ki? Burası cennet gibi bir yer. Bu gemiyle tek başıma cennete senden önce ulaşabilirim. Amirale bir koltuk getirin. Bir koltuk getirin. Keşiflerinizi dinlemek için sabırsızlanıyoruz amiral. Teşekkür ederim majesteleri. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ana hatları biliyoruz. Mektuplarınızı okuduk ve çok büyük zevk aldık. Teşekkür ederim efendim. Demek yeni topraklardan gelenler bunlar. Evet majesteleri. Orada çıplak yaşıyorlar ama gördüğünüz gibi kendilerini boyuyorlar. Biz yolculuk için onları giydirdik tabii. Bu kuş ne böyle? Nedir bu amiral? Bu yeni toprakların konuşan kuşu efendim. Konuşan kuş mu? Evet majesteleri. Çok yaşa kral, çok yaşa kraliçe, çok yaşa amiral. Thank you.
Ben sadece her insanın başarılarının bir doruk noktası olduğunu söylüyorum efendim. Bu bir balıkçı için en çok balık tuttuğu gündür. Bir amiral için de büyük bir savaşı kazandığı ya da yeni bir yer keşfettiği gün. Siz buna ne diyorsunuz? Sayın Lord'a katılıyorum. Ama en önemlisi bunun farkına varabilip gerektiği kadar yararlanmaktır. Majesteleri döneminin en büyük zaferi nedir? Ha? Yeni ülkelerin keşfedilişi mi yoksa Faslılara karşı zafer mi? Sence hangisi? Faslılara karşı zafer tabii. Neden peki? Çünkü bunu ancak büyük bir komutan başarabilirdi. Bay Columbus'un başarılarını aynı sınıfa sokmak mümkün değil. Yaptıkları adeta kaçınılmaz şeylerdi. Kaçınılmaz şeyler mi? Her ya da geç o taraflara doğru giden bir gemi nasılsa bu topraklara rastlayacaktı. Bu fazla büyütülecek bir olay değil ki. Katılıyor musunuz amiral? Majesteleri izin verirse bir yumurta alabilir miyim? Yumurta mı? Majesteleri izin verirse. Yumurtayı neden istiyorsunuz amiral? Konuğumuza bir bilmece sormak istiyorum efendim. Bilmece mi? Majesteleri size bir soru sordu. Majestelerin izniyle önce bilmecenin cevabını isteyeceğim. Sonra da onun sorusunu cevaplayacağım. Evet, dikkat kesildik. Bilmece şöyle majesteleri. Destekleyecek hiçbir şeyi kullanmadan bir yumurtayı nasıl dik tutabilirsiniz? Dener misiniz? Tabii ki imkansız bu. Majesteleri? Benim maharetimin dışında. Benim de. Bunu hiç kimse başaramaz. İmkansız bir şey bu tabii ki. Tam tersi. Biri gösterdiği zaman son derece kolay. Bu da Bay Bobadilla'nın sorusunun bir cevabı efendim. Biri gösterdiği zaman pek çok şey insana kolay gelir. Biri gösterdiği zaman pek çok şey insana kolay gelir. Belki de fazla kolay. Daha sonraki yıllarda yeni filolar okyanusu açıldı. Dünya haritasına yeni yeni topraklar eklendi ama bu pek huzurlu bir dünya değildi. Hastalıklar ve ölümler ilk kolonicileri alıp götürmüştü. Daha 10 yıl bile geçmeden zamanından önce yaşlanmış, ormanlardaki kulübelerde yatmaktan, isyanlardan, entrikalardan çökmüş bir adam İspanya sarayına bir mektup yazdırıyordu. Juana de Torresa. Saygılarım ve selamlarımla. Size yazmamın sebebi, kraliçeye çok yakın olduğunuzu bilmemdir. Ona gerçeğin söylendiğinden emin olmak istedim. Sarayda bana zarar vermek isteyen bazı kişiler olduğunu biliyorum. Yaptıklarımı çarpıtarak anlatmakta tereddüt etmeyeceklerdir. Onlar beni Sicilya'ya gönderilmiş bir vali ya da herhangi bir yönetici gibi yargılıyorlar. Oysa benim Fatih gibi değerlendirilmem gerek. Majestelerinin hükümdarlığına yeni topraklar katan bir Fatih. Bir zamanlar yoksul sayılan İspanya'yı en zengin ülkelerden biri yaptım. Bobadilla haklı. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Yeni topraklardan dönen her gemi yeni bir vahşet hikayesi getiriyor. Bu adamın niyeti ne? Yeterince güç verilmedi mi ona? İzniniz de söyleyin, fazlasıyla verildi. Kendinden başkasının yeni topraklara adım atmasına izin vermek istemiyor. Koloni kurup düzen sağlamak yerine amaçsız bir şekilde o adadan o adaya dolaşıp duruyor. Aa, yapmayın lütfen, bana kalırsa haksızlık bu. Katay topraklarını keşfettiğini iddia ediyor. Yerliler oraya Küba diyormuş. Benim mazur görün efendim ama cennet bahçesini bulduğunu bile söyler bu adam. Onunla alay edilmesine izin vermem. Keşifleriyle İspanya'ya büyük güç kazandırdı. Bunu kimse inkar etmiyor. Bizim asıl şikayet ettiğimiz şimdi ne yaptı? Burada oturup eleştirmek çok kolay. Hele söz konusu şahıs burada olup kendini savunamazken. Ama majesteleri geçen ay gönderilen altın taşıma ücretini bile zor karşıladı, biliyorsunuz efendimiz. Her zaman çok sayıda papağan geliyor ama onları kim ister? Gönderdiği köleler 5 para etmedikleri gibi çoğu da hiçbir işe yaramıyor. Ben o insanların dinimize geçirilmesini istedim. Köle yapılmasını değil. Biz de öyle. Evet, doğru. Köleler geri gönderilmeli, hem de hepsi. Tamamen katılıyorum. Bunu yapmaya hakkı yoktu. Bu talimatlara tamamen aykırı. Evet. Bu konuda onu savunamam.
Sorun şu, ona artık güvenilmiyor. Güvenilmez bir oğul. Kesinlikle. Büyük bir kaşif ve denizci olabilir ama yönetici değil. Bu işi biz yapmalıyız. Ama küçük düşürülmesini istemiyorum. İspanya için çok şey yaptı o. Tabii ki düşmeyecek. Seni mutlu edecekse ünvanları onda kalabilir. Okyanusların amiraline ve yeni toprakların genel valisine selamlarımla. Hizmetkarımız Don Francisco de Bobdilla'ya bir gemiyle yanınıza gelmesini emrettik. Yeni topraklarımızda kraliyet temsilcisi olarak görev yapacak. Kendisi krallığımıza karşı baş kaldıranları bastırma ve düzen kurma yetkilerine sahiptir. Vesaire vesaire ayrıntıları sen tamamla. Emredersiniz efendim. Tarih 28 efendim. 28, 1499. Ben kral. Ben kraliçe. Bu belgeler bu adalara gelen ve İspanyol kanı taşıyan herkese sürekli olarak düşmanca davrandığınızı gösteriyor. İspanyolları aşağılık, değersiz işlere göndermişsiniz. Yerli halka karşı haksız saldırılarda bulunmuşsunuz. Ve kraliyete ait olan altın, toprak ve değerli malları kendi çıkarlarınız için kullanmışsınız. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Sana hiçbir şey. Pekala. Öyleyse sizi tutukluyorum. Zincire vurulup yargılanmak için İspanya'ya gönderileceksiniz. Buraya gel. Pekala çavuş, gidebilirsin. Dışarıda bekle. Lütfen bağışlayın amiral. Size böyle davranıldığını görmek beni çok üzüyor. Ama askerlerin önünde de mecburdum. Anlıyor musunuz? Evet. Anlıyorum. Gelin lütfen oturun. Canınız acıyor. Yola çıkar çıkmaz çıkartıracağım. Hayır. Kraliçe görüp çıkarılmasını emredene kadar taşıyacağım bunları. Bir şey daha söyleyip bitireceğim majesteleri. Size hizmet etmek için ilk gelişimden beri 17 yıl geçti. Bu yılların 8'i tartışmalarla ve beklemekle harcandı. Yüzüme gülündü, reddedildim ama haklı çıktım. Krallığınıza Afrika ve Avrupa'dakinden daha fazla toprak kazandırdım. 1700 ada, bunlara İspanyola dahil değil. Bunlara karşılık ödülüm ne oldu? Tutuklanmak ve zincirlere vurulmak. Mahkumiyetiniz bizleri de çok üzüyor. Bunu hiç istememiştik, siz de biliyorsunuz. Yeniden genel valilik görevime iade edilecek miyim peki? Bay Columbus, yeterince acı çektiniz, zorluk yaşadınız. Artık dinlenmenizin yerinde olacağını düşünüyoruz. Paranız ve ünvanlarınız da size geri verilecek. Ama şimdilik burada kalmanız daha uygun. Evet doğru amiral. Geleceğe dönük planları sonra ama yaparız. Ama denizlere dönmezsem ölürüm ben. Bir süre için dönmemenizde yarar görüyoruz. Majesteleri. Bu zincirlerimden de kötü.
Peşinden git. Çok yorgunsunuz. Biraz dinlenin. Eve gitmeyi tercih ederim. Şu anda Napoli ve Venedik'le sorunlar yaşanıyor. Savaş var biliyorsunuz. Her zaman savaş vardır. Yakında yeni bir yolculuğa izin verecekler. Görürsünüz. Artık çok geç. 20 yolculuğa daha çıksam bu aşağılanmayı asla unutamam. Kim olduğumu fark etmiyor mu bunlar? Tabii fark ediyorlar. Zamanı gelmişti. Onlar ölüp unutulduktan sonra bile hatırlanacağım ben.